Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda f, g, h, k fonksiyonların tanımlandığını gösteriyor. Nasıl tanımlandığını gösteriyor. Burada f fonksiyonu x'i x artı 1'e götürüyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. fx eşittir x artı 1. g fonksiyonundan anlıyoruz ki g artı 1 eşittir x eksi 1. h fonksiyonundan anlıyoruz ki x eksi 1 değerini x kare eksi 1'e götürüyor. Ve k fonksiyonundan anlıyoruz ki x kare eksi 1 değerini de X değerine götürmüş oluyor. Ve buradaki ifadeleri sonuçlandıralım şimdi. F3'ün ne olduğunu istiyor benden. F3'ün Hemen F3'ün değerini bulmak için ne yapıyoruz? F3'ün değeri X'in yerine 3 yazdığımız zaman 4 buluyoruz. Sonra G3'ün değerinin ne olduğunu istiyor bizden. G3'ün değerini bulmak için de X'in yerine kaç yazmamız lazım? 2 yazmamız lazım. 2-1'den de 1 çıkar. 2H3'ün bulunmasını istiyor. 2H3'ü bulalım. H3 değerini bulalım. X'in yerine 4 yazarsam H3 değerini bulmuş olurum. 2 tane H3'ü istiyorum. X'in yerine 4 yazıyorum. Uzman zaman 4'ün karesi 16, 15 yapıyor. 2 tane 15'te 30 yapıyor. Buradan 30 bulmuş oluyoruz. F3'ün değerini hemen burada yazın yerine yazalım. 4. G3'ün değerini 1 buldum. 2 tane H3'ün değerini 30 buldum. Ve K3'ün değerini istiyoruz. K3'ün değerini ne olacaktır? X'in yerine 2 verdiğimiz zaman K'nın 3 değeri 2 verdiğimiz zaman X'in yerine K3 yapar. 2 olarak buluruz. K3 değerinde 2 bulduk. Bizden istenen neymiş? F ile G'yi topla diyor. F ile G'yi topladık. 5 oldu. Eksi 2H'yi çıkartıyorsun. 5 eksi 30. Eksi 25 oldu. Ve eksi K3 yapıyoruz. K3'lerini de çıkartıyoruz. O zaman eksi 2'den eksi 27 oluyor. Cevabımız B şıkkı bulunmuyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda fonksiyonun en geniş tanım aralığını soruyor. Tanım aralığı yani bunun tanımlı olduğu aralık nedir diye soruyor. Fonksiyonu şöyle inceleyecek olduğumuz zaman köklü sayının içerisindeki ifadenin negatif olmaması lazım. Tanımlı olması için. O zaman 5 eksi mutlak değer x eksi 2'nin negatif olmayacağına göre 0 da olabilir. Pozitif değerler de olabilir. 5 büyük eşittir. X eksi 2 mutlak değer içinde. Bunu da 5 büyük eşittir. X eksi 2 büyük eşittir. Eksi 5 diye yazarsak her tarafa artı 2 veriyoruz. 7 büyük eşittir. X artı 2 verdiğimiz zaman da eksi 3 ifadesi karşımıza çıkıyor. İkinci ifadede mutlak değer x artı 3'ün karesi kök içinde yazıldığı zaman mutlak değer x artı 3 olarak bu çıkacaktır. Dolayısıyla bu ifade her halükarda tanımsızlık bir durumu oluşturmayacaktır. Ve bizim ifademiz eksi 3'ten büyük 7'den küçük olan değerler yani C şıkkı olacak şekilde bulunacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda Hakan öğretmenin fonksiyon konusuyla ilgili tartıda bir özellik yazdığını söylüyor. Burada tanım kümesinden her elemanın görüntü kümesinde bir karşılığı olmadır diye hatırlatıyor bizim. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu inceleyecek olursak bir paydaya sahip paydaya. Şimdi bu paydaya sahip olduğu için öyle x'ler bulabiliriz ki paydayı sıfır yapan x değeri bulabilirim. O zaman mesela fonksiyonu diyelim ki paydası 3x 1 olsun. Ben bunu değeri sıfırlayan x'in yerine 1 bölüş değeri yazarsam buradaki ifade tanımsız olur. Anlamı olmaz yani ama öğretmenin söylediğine göre alınan her bir elemanın görüntü kümesinde bir karşılığı var diyor. O zaman x 1 bölü de karşılığı olması gerekir. Bu öğretmenin tanımlamasına aykırı oluyor. O zaman neden böyle oldu? Bunun paydası olduğu için. Paydasının o zaman olmaması lazım. Paydasının olmaması için de x ifadesinin olmaması lazım. Paydadan x ifadesinin olmaması için de a'nın eksi 1 olması gerekir. Bu fonksiyonumuza a'nın eksi 1 olması durumunda fonksiyonumuzun kendisi a'nın yerine eksi 1 yazarsak 3x eksi 3 bölü a artı 2 yani eksi 1 artı 2'den 1 yapar. İşte fonksiyonumuz böyle olursa bütün x'ler için bir değer tanımlaması yapmış oluruz. Bizim fonksiyonumuz 3x eksi 3 fonksiyonu. Şimdi f2'nin ne olduğunu bulabiliriz. f2 3 çarpı 2 6 eksi 3'ten 3 olarak karşımıza çıktı. Evet sevgili öğrenciler burada fx ve gx diye iki tane fonksiyon tanımlanmış olduğuna göre şu ifadesinin sonuçlanmasını istiyor. Şimdi buradaki ifade hatalı bir ifade yazılım var. Şöyle ki burada bahsetmeye çalıştığı ifade anladığım kadarıyla şu ifadeyi önce fonksiyon olarak oluşturmamız lazım. Sonra tanım kümesine bu değeri yazmamız lazım. Yani bizim aslında düzeltilmiş olacak olursa şöyle olması lazım. Şöyle bir hx fonksiyonu tanımlanıyor. Nasıl? x kare çarpı fx artı gx şeklinde bir fonksiyon tanımlaması yapılıyor. Bundan sonra h'nin küp kök 3 artı 1 değerinin ne olduğunu soruyor bize. Sorunun anlatmaya çalıştığı budur. Ama hatalı yazılmıştır. Bu yazılımla bu şekilde olmaz. Hx fonksiyonu oluşturacak olursak x kare çarpı fx x eksi 3 artı gx 3x eksi 1 Buradan hx fonksiyonunu oluşturuyorum. x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 Buradaki açılım küp açılımıdır. x eksi 1'in küp açılımıdır. Hx fonksiyonumuz budur. Şimdi h'nin fonksiyonunda yerine küp kök artı 1 yazarsam küp kök Küp kök artı 1 eksi 1'in küpü alacağı için artı 1 eksi 1 gider. Buradan da 3 cevabı C şıkkı bulunmuş olur. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda bir fonksiyonun tanımlamasını vermiş. Diagram şeklinde fonksiyonun tanımlaması vermiş bize. F4, F6 ve F1 bölü 2'nin işleminin yapılmasını istiyor. Şimdi F4'ü bulalım. F4, X'in 4 olmasına göre yazıyoruz şimdi X'in yine 4 yazdığımız zaman hemen 2 tane seçenek çıkıyor. x diyor doğal sayı mı değil mi diyor doğal sayı. x doğal sayı hemen sol tarafa geçiyoruz. Sonra tekrar 2 seçenek çıkıyor. 4 bölü x yaptığımız zaman doğal sayı mı değil mi onu soruyor bize. X'in yine 4 verdiğimiz zaman 4 bölü 4 1 doğal sayı olduğu için o zaman fonksiyon x artı 1 oluyor. Dolayısıyla 4 artı 1 de ne olacaktı bunun sonucu 5. 6 verdiğimiz zaman x yine doğal sayı olduğu için yine sol tarafa geçtik. Soldan da tekrar 2 ayrılıyoruz. 4 bölü 6 doğal sayı olmadığı için hemen şu taraftan devam ediyoruz. 3 x eksi 5 tanımlaması. X'in yerine 6 verirsek 6 kere 3 18. Burası da 13 bulunuyor. Geldik F1 bölü 2. X'in 1 bölü 2 olması durumda doğal sayı mı? Hayır doğal sayı değil. O zaman sağ tarafa geçiyoruz. Sonra tekrar x'in yerine 1 bölü 2 x bölü 4 aldığımız zaman ne olacak? 1 bölü 8 olacak. Doğal sayı olmadığı için hemen sağ tarafa geçiyoruz. O zaman f1 bölü 2'yi buradan hesaplıyoruz. 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 oluyor. Buradan da eksi 1 bölü 4 sonuçlanmış oluyoruz. Sonuçta 18 eksi 1 bölü 4 71 bölü 4 yani cevap B şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda fx 1 artı x bölü x olarak tanımlanıyor. f içinde 2 bölü f'nin tersi 3 bölü 4 vermiş. Şimdi bakın f'nin sonucu şuna göre düşünürsek f'nin sonucu 3 bölü 4 yapmış. Bunun 3 bölü 4 yapan x değerine bakalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 artı 4 x eşittir 3 x'ten x'in değeri eksi 4 buluyoruz. Demek ki burada şu yazdığımız ifadenin eksi 4 olması gerekiyor. 2 bölü f eksi 1 x'in eksi 4 olması gerekiyor. Düzenlersek o zaman f eksi 1 x ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Eksi 1 bölü 2 yani f eksi 1 bölü 2 f eksi 1 bölü 2'nin de ne olması gerekiyor? x olması gerekiyor. O zaman buradaki fx dediğimiz yere fx dediğimiz 1 artı x bölü x x'in yerine eksi 1 bölü 2 yazarsak x'in yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Bunun değerini istiyorum. x'in yerine eksi 1 bölü 2 yazdığımdaki değerin ne olduğunu istiyorum. O zaman x'in yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2. Buradan da 1 bölü 2 olur burası. Eksi 1 bölü 2'ye bölersem eksi 1 olarak buluyoruz. Cevap E şıkkı oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzdan fonksiyonları grafik olarak göstermiş. Bu grafik bilgisinden şöyle anlıyoruz. Fonksiyonla g fonksiyonu ve f fonksiyonu 5 x 5 değeri için eşitlenmiş. Yani f 5 değeri ile g 5 değeri birbirlerine eşit. Buradan bunu anlıyoruz. Biz sonra 135 derece vermiş. Burayı 45 derece olarak bu noktanın da k olarak söylemiş. Buradaki değeri k olarak düşünürsek 45 derece olduğu için de burası K'dır. O zaman bizim buradaki değerimiz G fonksiyonunun 5 artı K'nın değerinin de 0 olduğunu buradan öğrenmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bizim sorduğumuzda şöyle bir ifade vermiş bize. F bileşke G eksi 1 K'nın değerinin 3 olduğunu söylüyor. Buradan ne anlatmaya çalışıyor? Şuradaki ifadeyi T olarak adlandırırsak G-1K'yı T olarak adlandırırsak biz buradan ne anlarız? G'nin T değerinin K olduğunu anlarız. F'nin T değerinin de 3 olduğunu anlarız. Şöyle bir bilgiye sahip oluruz. Biz de F5 ve G5'in aynı olduğunu başta bulmuştuk. O zaman biz T'nin yerine 5 verirsek arkadaşlar T'nin yerine 5 verdiğim zaman durum ne oluyor? F5 eşittir 3 oluyor. G5 eşittir K oluyor. Demek ki burada K'nın değerinin 3 olduğunu elde etmiş oluyoruz. K'nın değerinin 3 olduğunu bulduk. K'nın değeri 3. Bizden ne istiyor? F5 değerinin F5 değerinin 3 olduğunu zaten biliyoruz. K'nın değerini yazarak bulduk. G8'in değeri K'nın yerine 3 verdiğimiz zaman şuradaki G5 artı K'nın da 0 olduğunu elde etmiştik. K'nın yerine 5 yazınca 3 yazınca G'nin 8 değeri de ne oluyormuş? 0 oluyormuş. O zaman bu ikisinin toplamı da A şıkkını veriyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda F fonksiyonu birebir ve artan olmak üzere ifade kullanmış. F bileşki Fx F 2x eksi 5. O zaman F bileşki Fx'i şöyle düzenleyebilirim. F 2x eksi 5 diye düzenlersem o zaman fonksiyonumuz Fx fonksiyonumuz 2x eksi 5 olarak buluruz. Hem birebir hem de artan olduğuna göre buradaki değerler birbirinden farklı olacaktır. Tanım kümesindeki bir eleman farklı yerlere gideceği için o zaman şuradaki ifade Fx dediğimiz ifadenin buradaki Gx 5'ten farklı bir değere gitmemesi. Tek bir değere gidecektir. Buradan fx'i 2x 5 olarak bulduk. Bizden istenilen f3 f bileşki f3'ün ne olduğunu bulacağız. Buradan f3'ü bulalım. x'in yerine 3 yazarsam 3 kere 2 6 1 yapar. f1'i bulalım. x'in yerine 1 yazarsam 2 eksi 5'ten de eksi 3 yapar. Cevap c şıkkı bulunmuş olur. Müzik